İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın tarihi Aintap Kalesi'nde tüneller ve su alanı bulundu. Ermeni Azeri sınırında karşı taraf İgla Es kompleksinden iki kez başarısız bir şekilde ateş etti. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı koronavirüs krizinin Eylül ayında sona erebileceğini umuyor. Halep'te savaşın yıktığı mahallelerden biri restore ediliyor. Türk parlamentosu sosyal ağları kontrol eden bir yasa paketini kabul etti. Konstantinopolis'teki Ermeni kilisesinin haçını koparan kişiye bir yıl dört ay hapis cezası verildi. Bugün Uluslararası Dostluk Günü. Batı Ermenistan'daki Ayntap Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararınca tarihi kalede yürütülen temizleme ve kazı çalışmaları sırasında savaş esnasında kullanıldığı değerlendirilen ek tünel ve bu tünellere bağlantılı olarak 18 metre derinliğinde su alanı ortaya çıkarıldı. Ayntep Kalesi'nde gerçekleştirilecek çalışmalarla tünellerinin devamının ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılması hedefleniyor. Tünellerin sırrını çözmek için çalışmalar devam edecek. Şu anda Tarihi Kale'nin içinde balıkların yüzdüğü tatlı su bulundu. Aintap Kalesi'nin altından Dülük'e kadar giden hatlar mevcut. Ortaya çıkarılan tünel ve garellilerle tarihi şehrin sırrı çözülecek. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın basın sözcüsü Şuşan Stepanyan kendi sosyal medya hesabı olan Facebook'ta yazdığına göre ateşkesi 15 kez ihlal eden Azeri tarafı Ermeni mevzileri doltusuna yaklaşık 120 kez ateş etti. Karşı taraf İgla S kompleksinden iki kez etkisiz bir şekilde ateş açtı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan koronavirüs krizinin Eylül ayında sona ereceğini umuyor. Başbakanın hükümet oturumunda konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Ermenistan Cumhuriyeti'nde Ermencesi Tagavarak olan koronavirüsten son 15 gün içerisinde önemli ölçüde iyileşme gözlemlendiğini belirtti. Başbakan Nikol Paşinyan yaptığı konuşmada 11 Haziran'dan bu yana ilk kez 9 binden az aktif vakamız var. Üst üste 6 gün boyunca günde 400'den az vakamız var. Böylece her birimize özel bir sorumluluk yükleyen salgının omurgasını kırma fırsatımız var diyerek salgının zirvesinin 6 Haziran olduğunu hatırlattı. Halep şehrinde savaş sırasında tahrip edilmiş olan Masaranya adlı yerleşim biriminin restorasyonuna başlandı. Tüm çalışmaların 6 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Restorasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği bu yerleşim birimi havaalanına giden ana yol yakınında bulunuyor. Buradaki çalışmalara daha savaş öncesinden başlanmıştı. Fakat gerici teröristler bu bölgede konuşlanmışlardı. Savaş sırasında evler büyük zararlar gördü ve şimdi inşaatçılar yaklaşık 30 evi restore etmek zorundalar. Buna ek olarak temeli atılan birkaç düzüne başka binanın tamamlanması da planlanıyor. Ancak işler biraz aksadı. Adalet ve Kalkınma Partisi AKP tarafından hazırlanan sosyal medyanın düzenlenmesi konulu yasa tasarısı Türkiye Parlamentosu tarafından kabul edildi. 10 maddeden oluşan paket 28 Temmuz'da yer alan tartışmalardan sonra bugün meclis oturumunda kabul edildi tasarı internetin Türkçe kısmında hizmet veren sosyal ağların faaliyetlerinde bir takım düzenlemeler getirecek. Artık kişiler kabul edilemez içeriğin kaldırılması veya erişimin yasaklanması için sosyal ağ hizmet sağlayıcılarına başvurabilecek. Belirlenen saatler içinde mahkeme tarafından yasa dışı içerik barındıran yayınları kaldırmayan sosyal ağların ortaya çıkan zararları telafi etmesi gerekecek gereksinmelerin herhangi birinin yerine getirilmemesi durumunda ülkedeki sosyal ağlara erişim %95'e kadar engellenebilir. Konstantinopolis'in Üsküdar semtinde bulunan Surp Krikorlu Savuruş Kilisesi'ni saldıran bir kişi tutuklandı. Konstantinopolis Cumhuriyet Başsavcılığından Türk basında yapılan açıklamada ibadet yerlerine zarar vermek suçlaması hakkında soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren soruşturma sonucunda saldırgan vandalist mahkeme tarafından 1 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Mayıs ayındaki yayınımızda belirttiğimiz üzere bahsi geçen vandalın kilisenin giriş kapısının üzerindeki haçı vahşice koparıp yere fırlattığını sizlere duyurmuştuk nefret zeminindeki saldırı kilisenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Dünya Dostluk Günü dostlara teşekkür etmek amacıyla her yılın 30 Temmuz'unda kutlanmaktadır. Uluslararası Dostluk Günü takvimdeki en geç bayramlardan biridir. O günü 30 Temmuz'da kutlamak fikri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 65. Kongresi sırasında 27 Nisan 2011'de onaylandı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı devlet kurumlarının yanı sıra uluslararası kuruluşların da 30 Temmuz'u kültürel geleneklere göre kutlamasını önerdi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bu kararı farklı ülkeler arasında dostluk ilişkileri kurma veya sürdürme olasılığını vurgulamaktadır. Belgede teşkilat uluslar, ülkeler, kültürler arasında barışı çağrıştırmakta ve toplumlar arasında köprüler oluşturarak çok kültürlülüğe katkı sağlamakta olduğu vurgulanmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nairi Vokal Grubu'nun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Agın'ın Gelin Şarkılar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.